insanlarımızın canlarını, mallarını emanet ettiği asil kardeşlerim. Bu emanetlerin hakkını verebilmek için 24 saat gece gündüz çalışan şoför esnafı kardeşlerim, Ahi Evran geleneğinin yolcuları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Esnaf geleneği bizim kültürümüzün ana omurgasıdır, direğidir. Özellikle de şoför esnaflarımız. Ahi Evran haftasında esnaf geleneğimizi bir kez daha anıyoruz. Diğer esnaflarımız sabah besmele ile sabit bir yerde, sabit bir mekanı açarlar ve helal rızık için akşama kadar çalışırlar. Ama şoför esnafımızın dükkanı her an hareket halindeki bir dükkandır. Kapısını açan her müşteriyle birlikte ya Allah, bismillah derler ve 24 saat çalışırlar. Onların ekmeğinin her bir lokması tamamıyla helaldir. Onların rızkına hiç haram karışmaz. İnsanlar evlerine girer gibi taksilere bindiklerinde, minibüslere, halk otobüslerine bilirler ki onun şoförü aynen evin herhangi bir ailenin ferdi gibi onlara itina gösterecektir. Onun için üç hususiyeti şoför esnafımızın hep benim dikkatimi çekmiştir. Birisi emanet. Sizlere insanlarımızın mallarını, canlarını emanet ediyoruz. Ve siz bu emanete hep sahip çıktınız. Allah sizden razı olsun. Babalar, anneler, çocukların anneler haftasını, anneler gününü idrak ettik. Sabahleyin servise emanet ederken canlarını, ciğerlerini emanet ediyorlar. Ve o servisler, o çocuklara, şoförlü abileri, amcaları bir baba, bazen de bir anne şefkatiyle yaklaşır ve onları bağırlarına basarlar. Onların saçlarına, kıllarına, tek bir kılına zarar gelse kendi evlatlarına gelmiş gibi hissederler. Hangi iş topluluğu, hangi toplumsal kesim bu derece halkla iç içedir? Sizler emanetin hakkını veriyorsunuz. Sizin hakkınızı vermek de bizim için bir görevdir. Yine ikinci önemli kavram, mahremiyet. Allah bilir gün bir gün içinde nelere şahit oluyorsunuz. Bazen belki aile sırlarını, arkada oturan bir eş, hanım ve bey arasındaki aile sırlarını, bazen şahsi sırlara, bazen müşteri telefon açıyor, cep telefonuyla konuşurken onun sırlarına. Belki bazen iki siyasi oturuyor, onların sırlarına. Ama şoför esnafı mahremiyete de özen gösterir ve kimsenin sırrını herhangi bir yerde açmaz. Sizler sır küpüsünüz. Emanete ve mahremiyete sahip çıkan asil kardeşlerim. Bir başka hususiyetiniz var ki her siyasinin bunu göz önüne alması lazım. O da hani aynı silsileyle devam etmek için söylüyorum. Emanet, mahremiyet, vaziyet. Sizler memleketin vaziyetinin radarlarısınız. Memlekette durumu iyiye mi gidiyor, vaziyet kötü mü, en iyi siz hissedersiniz. Son 13 yıl içinde ülkemizin nereden nereye geldiğinin de en iyi şahitleri sizlersiniz. Bakınız, bazı rakamlarla, ki toplumsal refahın yansıdığı alanlardan biridir şoför esnafının rızık kapısı, ekmek teknesi. Çünkü eğer toplumsal refah varsa insanlar taksiye biner. Eğer toplumsal refah varsa insanlar toplu taşıma araçlarında huzurla dolaşırlar. Sadece birkaç rakam zikredeyim ki toplumsal refahın artmasıyla birlikte son 12-13 yıl içinde esnafımızın da ekmek teknesinin pastasının büyüdüğünü göstermek için. Otomobil satışları itibariyle 2002 yılında 91 bin otomobil satışı olmuştu. Geçen sene 587 bin. Aynı şekilde buzdolabı 2002'de 1 milyon 88 bin satış.
2014'te 2,5 milyon. Çamaşır makinesi 824 bindi 2 milyon. Cep telefonu 23 milyondu, şimdi 72 milyon. Öyle bir refah seviyesine ulaşıldı ki neredeyse her bir vatandaşımız, hani çocuklara, bebeklere dahi bir cep telefonu düşecek kadar yaygın kullanım içinde. Bunların hepsi toplumsal refahın artışıyla ilgili. Sizi yine ilgilendiren bir gelişme. Türkiye'nin her ilindeki turizm faaliyetleri. Turizm gelirimiz 12 milyar dolardı, şimdi 34 milyar dolar. Şimdi aradaki fark bu. Bu sebeple de esnaflarımızı hep gözettik. Burada esnaflarımızla buluştuğumuzda onlara birçok müjdeyi bizzat burada ben birkaç önce kendilerine takdim etmiştim. Esnaflarımızın kullandığı krediler %50'lerden, %47'lerden, %4'lere, %5'lere indi. Ama bazı alanlarda kredi faizlerini sıfırladık. Burada bu salonda bu seneki kredi faiz sübvansiyonlarını 700 milyon liraya çıkardığımızı ilan ettiğimizde bütün esnaflarımız büyük bir coşkuyla karşılamışlardı. Çünkü bu yaklaşık 15 milyar liraya kadar gidecek bir kredi imkanını sağlıyordu. Yine burada yok olmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili olarak faizsiz kredi sözünde bulunmuştuk ve hemen uygulamaya geçmiştik. Yine 3 yıllık ustalık belgesi olanlara bir dükkan açmaları halinde, bir iş yeri açmaları halinde yine faizsiz kredi uygulamasına geçtik. Bunlar hepimizin, hükümetlerimizin, başta Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde olmak üzere bugüne kadar esnafımıza gösterdiğimiz saygının doğrudan bir yansıması. KOSGEB kredileri, Bağkurlulara sağladığımız imkanlar, Bağkur prim borcu, bir gün prim borcu olanın hizmetleri duruyordu. Bunu 60 güne çıkardık. Ve Bağkurlarımızın bütün borçlarını dondurduk, ödeme kolaylıkları getirdik. Bütün bunlardan hedefimiz vatandaşlarımızın, esnafımızın ve bütün toplum kesimlerimizin huzur içinde geleceğe yürümesidir. Şimdi bir takım müjdeler beklediğinizi biliyorum. Bunları birer birer sizinle paylaşacağım. Ama öncelikle şundan emin olmak istedim. Şoför kardeşlerim, asil kardeşlerim, mahremiyete ve emanete sadık olan kardeşlerim, vaziyet iyi mi vaziyet? Emanet, mahremiyet, vaziyet. Sizler vaziyet iyi diyorsanız, bırakın başkaları neyi konuşursa konuşsun. Vaziyetin radarları şoför esnafımızdır. Bugün bizi böyle coşkuyla karşılamanızdan da anlıyoruz ki vaziyet iyidir. İnşallah. Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Türkiye'nin geliri arttıkça bundan en fazla esnafımız istifade edecek. Bu arada Dışişleri Bakanlığım döneminde Kırlangıç Caddesi'nde Kırlangıç Sokağı'nda otururken her gece tamam ilgileneceğiz, bakarız inşallah. Kırlangıç Caddesi'nde her gece eve giderken gece 12'de 1'de bile olsa oradaki taksi esnafıyla çay içerdim. Onlarla sohbete doyum olmazdı. Onlara da selam olsun. Şimdi gelelim müjdelerimize. 1. Ticari taksi, hatlı minibüs, servis aracı, özel halk otobüsünüzü 2016 yılı sonuna kadar yenilerseniz ÖTV'nizi biz ödeyeceğiz. Yani bir seferliğine değil, 2016 sonuna kadar yenilemeniz halinde ÖTV'niz bizden. Son teknolojiyle donanmış güvenli, konforlu araçlarda hizmet vereceksiniz. Araç stokunun yenilenmesiyle vatandaşlarımız da bu konfordan istifade edecekler. İkinci konu. İkinci müjdemiz. Söyledim, vatandaşlarımızın canları size emanet. Güvenli bir şekilde yolculuk yapacaksınız. Ama şoför esnafımızın canları da bize emanet, bize.
Onun için bir takım saldırılara maruz kalıyorsunuz. Bir takım şiddete maruz kalıyorsunuz. Sabırla bunlara karşı mücadele ediyorsunuz. Bu şiddeti engellemek üzere araçlarınıza takılacak kamera ve GPS sistemlerinin bedelini vergiden düşürüyoruz başkan istediği gibi. Gördüğünüz gibi dikkatlice dinledim, notları aldım. Birer birer de sorunları çözeceğiz inşallah. Özellikle GPS sistemiyle gidilecek yere hem en uygun güzergahtan en verimli şekilde gideceksiniz, hem de araçlarınız izleneceği için güvenlikte kesin bir emniyet içinde seyri sefer edeceksiniz. Şoför esnafımızın daha sağlıklı çalışabilmesi için araçlar kadar bekleme ve dinlenme yerleri de önemli. Üçüncü müjdemiz, temiz, düzenli ve sağlıklı dinlenme yerleri, durak kulübeleri sektörde hızla yayılacak ve bu konuda yerel yönetimlere gerekli desteği sağlayacağız. Burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurunuzda teşekkürü bir borç biliyorum. Güzel bir örnek teşkil etti ve şehrin mimarisi, mimari dokusuna uygun estetik ve kullanışlı dinlenme yerleri inşasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu çalışmayı takdir ediyorum. Kırlangıç Sokak'taki durağa da sık sık gittiğim için o değişimi orada bizzat gördüm ve hep oradaki arkadaşların memnuniyetini de hissettim. Bazen yollardan geçerken sadece Ankara'da değil, şimdi mitingler vesilesiyle Anadolu'da, Trakya'da hep şoför esnafımız bizi selamlar. Ben de hep kaldıkları yerlerin şartlarına bakarım. İnşallah bu güzel örneği bütün Türkiye'ye yayıp gerekli destekleri de vereceğiz. Ama özellikle AK Parti belediyelerinin şoförlerimize en iyi durak, bekleme durakları yapacaklarını, en iyi ofis, hizmet alanı oluşturacaklarından hiçbir şüpheniz olmasın. Bunu bütün Türkiye'ye yayacağız. Yine biraz önceki taleplerden dördüncü müjde. Kanuni yapısal değişiklikler gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede özel halk otobüsleri tanımı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na eklenecek. Özel halk otobüslerine selam olsun. Beşincisi, müjde beş. Minibüsçülerimizin motorlu taşıt vergisiyle ilgili sorununu kanuni değişiklik ile inşallah çözeceğiz. Onların da hiçbir şüphesi olmasın. Altı, metro ve raylı sistem taşımacılığı yapılan güzergahlarda servis taşımacılığının kaldırılacağına dair söylentiler ya da açıklamalar geçersizdir. Metro ve raylı sistem. Metro ve raylı sistem tabii yaygınlaştırılacak. Tabii ki metro ve raylı sistemle mümkün olduğu kadar en az aracın trafikte olmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Ama diğer taraftan okullarımızın servis kültürü, o servislerdeki yakın muhabbet, şoförlerimizin öğrencilerimize muhabbeti ve genel olarak da servislerden istifade eden vatandaşlarımıza muhabbeti hepimizce malumdur. Dolayısıyla bu konudaki uygulamada da gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ve nihayet diğer bazı hususlar var ki değerli başkanlar burada zikrettiler. Onları da tek tek not aldım. Bakan arkadaşlarıma da talimatlar verdim. İnşallah bu altı müjde dışındaki konularda da gerekli çalışmaları yapacağız. Şoför esnafımız neden mutlu olacaksa o düzenlemeyi getirmekte tereddüt etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, milletin emanetini, mahremiyetini sadece arabalarında değil, yüreklerinde taşıyan asil şoför kardeşlerim, bu devlet millet için vardır. Ve siz milletin omurgasını teşkil eden ahi evran geleneğinin yolcularının sözle taleplerini yerine getirmek bizim için en onurlu görevdir. Bütün bu müjdeler hayırlı mübarek olsun. Ahi evran, haftanız kutlu olsun. İnşallah 7 Haziran'la birlikte gelecek istikrarla şoför esnaflarımızın, bütün esnaflarımızın sorunlarını tek tek çözecek, el ele
Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e el ele yürüyeceğiz. Allah'a emanet olun. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer konuklar, şimdi Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu Başkanı'nı, Ankara Esnaf Odalar Birliği Başkanı'nı, Minibüsçüler Odası Başkanı'nı, Taksiciler Odası Birliği Başkanı'nı, Ankara Servisçiler Odası Birliği Başkanı'nı ve Ankara Otobüsçüler Odası Birliği Başkanı'nı sahneye davet ediyoruz. Fotoğraf çekimimiz olacaktır. Yanı sıra Sayın Başbakan Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sahneye davet ediyoruz. Evet efendim, sağ ve sola geçiyoruz. Buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Başbakanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor ve yoğun programlar nedeniyle kendilerini saygıyla uğurluyoruz. Teşekkürler. Sayın Başbakanım, şoför esnafımızın çok değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz şoför esnafımızın ne kadar kıymetli, toplum için toplumun bel kemiği olduğunu, ekonominin can damarlarından bir tanesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun farkındayız. Hem şoför esnafımızı seviyoruz, fakat bu sevmek sadece sözde kalmıyor. Biz aynı zamanda şoför esnafımızın bütün problemlerini adım adım çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. Sayın Başbakanım, çok sevgili ahiler, ahi kardeşlerim, bu hafta ahilik haftası. Bu vesileyle ahilik bayramınızı da tebrik ediyorum. Ahiliğin ilkelerini en ideal şekilde hayata geçirenlerden bir tanesi de şoför esnafımızdır, sizlersiniz. Çünkü ahi aldatmaz. Siz hiçbir şekilde aldatmıyorsunuz. Ama aynı zamanda ahiler uyanıktır. Aldanmaz. Aldanmaz, aldanmamalıdır. Özellikle bugünlerde. Bugünlerde aldatma eğiliminde olanların varlığını hep birlikte görüyoruz. Ama onlara en büyük tepki, en büyük çıkış yine sizlerden geliyor. Çünkü siz yıllardan beri bu konularda hem tecrübe kazandınız hem de ne olup bittiğini çok iyi takip ediyorsunuz. Bakın değerli kardeşlerim, biz şoför esnafımızın sorunlarını çözüyoruz derken laf olsun diye söylemiyoruz. 2002 yılında şoför esnafımız %47 faiz oranıyla kredi kullanırken bugün bu oran 5'lere 6'lara düşmüştür. O günlerde sadece verilen kredi miktarı 5000 lirayken bugün 300 bin liraya kadar yükseltilmiştir. Ben sadece basit bir örnek olsun diye söylüyorum. Bunun sayısız örnekleri var ve biraz sonra Sayın Başbakanımız da bu örneklerden bir demet sunacak. Biz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun, var olun.